sabah makamına giriyoruz. Do, do yani sabah makamının güçlüsü, do çargah perdesinden bir formla giriyoruz. Do'dan sonraki re, yani sabahya en çok rengini veren notaya dikkat. Rasta kadar iniyoruz. Evet, bir iki yere dikkat çektim. Birisi rasta yedene inmesiydi. Çünkü la dügah perdesi durağı sabahının. Rasta kadar iniyordu. Bir de işte re bemol, re 4 koma bemol özellikle sabahın rengini vermesi. Sonra do çargahtan başlaması eserin. Bunlar önemli yani sabahın rengi açısından. Bir daha burayı hiç konuşmadan bir daha alıyorum. Sabah asli. Artık sabahın cevabına doğru çıkıyoruz. Etet boşura limecruhil fuhadi. Bu normal sabah. Şimdi acem geçkisiyle birlikte sabaha geçiyorum. Değişikliğe vurgu yapacağım biraz sonra. Değişikliği şimdiden söyleyeyim. Birisinde re natürel, birisinde re 4 koma bemol. Yani ben sabahdan çıkmayacağım derseniz re bemole basacaksınız. Sabahdaki re bemol. Ama ben çıkacağım acem geçkisi yapacağım diyecekseniz artık normal re natürel basın. Ondan sonra acem geçkisini yapıp tekrar sabaha döneceğiz ama. Şimdi önce normal sabah yapıyorum, sonra acem geçkili. Ve bitiriyoruz. Neyle? Sabahda bestenigar geçkisi. Yani aslında sabaha başlayıp, yani sabaha başlayıp segah bitirmenin adıdır bestenigar. Sabaha başlayacağız. En sonunu şu fi kulli vadi kısmını segahla bitirince bestancar dedikleri Arapların bizim bestenigar makamı ortaya çıkacak. Kendinden geçiyor. Segah çünkü. Ruku'an sucuden fi kulli vadi. Bakın segah.
makamdır bu. Çocuklara. Ama ben mesela bir çocuk gördüğünüzde küçük bebek böyle ya bir de böyle dudakları olmaya başlar. Yani gerçekten denenmiş, defalarca tecrübe edilmiştir. Uygulayın. Evet, şimdi bütün konuşmaları kesiyor. Baştan sona okuyor, bitiriyoruz. Sadece sabah yapıyorum. Aceme geçmiyorum. Allah'a ve Resulü ve la tevellu anhu ve entum tesma'un. Şimdi aceme bakın. Acemlisi sabah.
اِنَّ شَرَّ الدَّوَى nefes almanız lazım burada. Çünkü acemle inerken mertebe 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 inerken çok nefes harcıyorsunuz. Yani sabahda acem yapacaksanız uzun okuyacaksınız yani. Demektir. Nefes ona göre alın. Nefes alırken de biliyorsunuz karnınızı şişiriyoruz. Burnumuzdan alıyoruz ama hep burundan almak şart değil. Karnınızı şişirerek ağzınızdan da alabilirsiniz. Bakın. Yine bak. Olur illa şura şişmemesi önemli. Evet, buraların ketif yani şuraya göğüse almamak önemli. Burası çok fazla da nefes gerektirecek bir yer değil ama yine de. İnne şerran deva bir şey daha söyleyeyim. Mesela orada bir iki daha inmek güzel olurdu deva bir de ama tecvid kurallarını heder edemeyiz orada. Da 4 elif miktarı çekilir. Deva bi dediğimiz zaman 15 elif miktarı olmaz yani o kadar. Dolayısıyla ben ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz burada? Kelimelere yayıyoruz melodimizi, inişimizi. O nota nota inişi kelimelere. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Bir şuraya kadar da rükûan'dan öncesinde bir inmek lazım. Yani acemli bir iki ayet daha okumak lazım orada. İnne şerran devâbbi indellâhi s-summul bukmul lezîne lâ yâkilû. Çargah, acem kardeştir. Küçük bir çargah şeyi vereyim. İnne şerran devâbbi indellâhi s-summul bukmul lezîne lâ gördünüz mü? İnne şerran devâbbi indellâhi s-summul bukmul lezîne lâ yaqilûn. Biraz öncekinin sonunda da geldi. Besteni gel yap diye. Besteni gel. Ruku'an sucudan fi kulli vâdi ve lehu alimallahu fihim hayran le esma'u. Kelimeler tam şey hani ayet-i kerimedeki kelimeler böyle sündüremediğimiz olduğu için başka yerde çok daha rahat olur, evet. Rahat yapılır yani. Wa fu anna. Başlayıp mesela. Ya eyyü
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Her yerde olabilir. Ama şu an biz tek ayet ayet okuduğumuz için bütünlük içerisinde bir aşır okurken orayı ister istemez böyle hep okumak isteyeceğizdir, gideceğizdir yani. Buna uygun olduğu için zaten besteniyor, bunun içerisinde yapılıyor yani. Evet. Teşekkür ediyoruz.